Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Şahin tüm vatandaşları bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne davet etti. Meclislerimizi hem davetiyemizi hem içeriğini festivalimizi, Gaziantep Festivali'yle ilgilendirdik. Özellikle hepinizin bu önemli çalışmada yanımızda olmanızı istirham ediyorum. Çünkü 40 ülke var. Çok sayıda işten yıldızlı şef var. Yaklaşık 3 gün boyunca dünyanın bu konudaki bütün uzmanları Gaziantep'te. Gündemin ikinci maddesine yer alan Gaziantep 2. Uluslararası Gastronomi Festivali için GAGEV'e 2 milyon yardım yapılmasıyla ilgili söz alan CHP'li meclis üyeleri maddeyi reddettiklerini söyledi. 660 sayılı 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulmasıyla ilgili kanun resmi gazetede yayın tarihi olan 06.12.2012 tarihi itibariyle bile uygulamaya için söz konusu kurumlar için bütçelerle ödenek kaynak suretiyle yardım yapılması uygulaması kaldırılmıştır. Tekrar 5393 sayılı belediye kanununun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin son fıkrasında da 5-10-18 sayılı. CHP grubuna cevap veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ise valiliğin onayı olduğunu söyledi. Belediye kanunu 75. maddesinde kamu yararı kararı olmayan derneklerle işbirliği protokolü yapılabileceği ve bunun valilik onayıyla olacağı hükme bağlanmış. Dolayısıyla bizim hem daha öncesinde almış olduğumuz valilik onayımız, işbirliği protokolü yapılması hususunda valilik onayımız var. Diğer taraftan da biz nakdi yardım yapmıyoruz. Karşılıklı mükellefiyet içeren bir sözleşmemiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin yapacakları, GAGEV'in bunun karşılığında şehrin tanıtımı ile alakalı yapması gerekenleri İçeren bir protokolümüz var. O protokol kapsamında parasal yardım yapılıyor. Nakdi yardım olarak düşünmemek gerekiyor. Gündemin 3. maddesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 dönemi stratejik planı taslak görüşmelerine geçildi. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Recep Bozda plan hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Gaziantep şehri Türkiye'nin güneyinde yer alan bir şehir. Ama Gaziantep şehri Türkiye'nin sadece güneyinde yer alan bir şehir. Gaziantep aynı zamanda geçiş ikliminde yer alan bir şehir. Az önce başkanımız çok güzel ifade ettiler. Bereketli Hilal üzerinde yer alıyor Gaziantep. Ve Bereketli Hilal'in de merkezi noktasında yer alıyor baktığımızda. Bereketli Hilal'in merkezi noktası bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinin Urfa'dan Antep'e kadar uzanan bölgesidir. Gaziantep burada yer alan bir şehir. 26 gündem maddesi görüşülen meclis 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 15'te toplanmak üzere dağıldı.